Herkese tekrardan merhabalar. Kuvvet soru çözümüyle karşınızdayız. Kuvvet konusunun ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Hareket bitti, kuvvet bitti. Hadi bir de kuvvetin sorularını çözelim. Birinci sorumuz. Verilen olaylar var. Hangilerinde temas gerektirmeyen bir kuvvetin etkili olduğu soruyor. Temas gerektirmeyen kuvvet neydi? Herhangi bir şekilde cisimler arasında etki olmaması gerekiyordu. Manyetik kuvvet gibi, elektronik kuvvet gibi, işte gezegenlerin güneş etkisi etrafındaki dolanımları gibi. Alışveriş arabasının itilmesi, itme çekme kuvvetlerine dokunmak zorundaydık. Yani temas gerektiren kuvvet, bunu alamam. Sporcunun halteri kaldırması, halteri tutup kaldırmak zorunda yine temas gerektiren kuvvet alamam. Mıknatısın toplu iğneyi çekmeyi, evet burada temas gerektirmeyen bir kuvvet söz konusu. Gezegenlerin güneş etkisi etrafındaki dolanımı yine temas gerektirmeyen bir etki. Hemen buraya da koydum. O halde bu ve bu temas gerektirmeyen kuvvetler etkilidir diyorum. Bir sonraki sorumuz. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki K cismine F1, F2, F3 kuvvetleri etki etmektedir. Bakın kuvvetlerin yönleri bizim için çok önemliydi. O yüzden oklarıma özellikle dikkat ediyordum. Cismin dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında olduğuna göre çok önemli. Dengelenmiş ne demekti arkadaşlar? Bileşkemizin sıfır olması demekti. Sıfır Newton. Cisme etki eden F3 kuvveti kaç Newton olur? Yani soruyu birazcık daha tersten sormuş oluyoruz. Hemen yazalım. R bileşke dediğimiz F2... Bunların hepsi F3 olmuş. Hemen düzeltiyorum ben. 1, 2, 3 arkadaşlar böyle. F1 artı F2 eksi F3 diyorum. Neden? Burayı pozitif yön kabul edersek burası negatif yön olmak durumundaydı. Peki ben neye eşit olduğunu biliyorum. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğuna göre 0 Newton'a eşitim. Hadi beraber yapalım. F1 yerine ne yazıyoruz? 5 artı 7 eksi F3. F3'ü arıyoruz zaten. 0 eşit olmalıymış. F3'ü diğer tarafa atarsanız eğer... F3 eşittir 12 Newton olarak karşınıza çıkacakmış. 12 Newton'luk bir kuvvetimiz varmış burada. Geldik bir baştaki soruya. Yönü bize kendisi vermiş soru. 1 ve 2 yönü olmak üzere. Yine bir M kütleli cismimiz var. Ve bu kütleye etki eden kuvvetler söz konusu. Lütfen dikkat edin. Bakın okların yönleri çok önemli. Ben bunu bu tarafa çizmişim ama aslında bunlarla aynı yönde. Yani pozitif yön kabul edersem eğer, daha doğrusu bir yönü kabul edersem, bu da bir yönünde bir kuvvet. Peki ne diyor bize? Sürtünmeli düzlemde M eşittir 2 kilogram olan cisme etki eden kuvvetler şekilde verilmiştir. Zemin ile cisim arasındaki sürtünme katsayısı 0,2 olduğuna göre cismin inmesi hangi yönde ne kadardır diyor. Öncelikle sürtünme katsayısını kullanmak zorunda olduğum için, yani benim aslında şurada bir cisme etki eden F sürtünmem varmış. Neden buraya çizdiniz derseniz 5 Newton, 5 Newton, 10 Newton. Üçü de bir yönünde mi? Yani 5, 5, 10. 15 Newton'luk kuvvetim mi var benim bu tarafa doğru? Hemen 15 Newton diye yazıyorum. Diğer tarafa doğru nedir? 10 Newton, yani cismin bileşkesi 15 Newton, yani bir yönünde olacağı için benim sürtünme kuvvetim de diğer yöne doğrudur diye düşünebiliyorum. Peki bu 20 Newton'luk kuvvetin hareket etkisi var mıydı? Hayır, harekete etkisi yoktu. Hemen yazalım. Harekete etki etmez. Tepeden olduğu için, doğrusal olmadığı için, bunlarla aynı doğrultuda olmadığı için almıyorduk. Hemen F sürtünmemizi hesaplayalım. F sürtünmemizin formülü K çarpı N'di. K, Mg yazabiliyordum bunun yerine. Çünkü N dediğiniz değer aşağıya doğru olan Mg ile yukarıya doğru N birbirine eşitlerdi. O halde ben N yerine Mg yazabiliyorum. F sürtünme eşittir. K'yı bana 0,2 olarak vermiş. N yerine dediğim gibi Mg yazacağım. 2 kilogramlık cisim 10 ile çarpıyorum. Yer çekimi ivmemiz 10'du çünkü. 2 çarpı 10'dan 4 Newton olarak elde ettim. Yani benim bu tarafa doğru 4 Newton'luk daha bir kuvvetim varmış. Hemen şöyle ekliyorum, 4 Newton. Burada 14 Newton'luk kuvvetim olmuş oldu. Burada 15 Newton'luk kuvvetim var. Yani benim bileşken 1 Newton olmuş oldu. Ama onun işim yok şu anda. Hemen geliyorum. Zemin ile cisim arasındaki sürtünme katsayısını vermişti. F sürtünmeyi bulduk. Cismin inmesi hangi yönde ne kadardır diyor. Hemen cismin inmesini bulmak için ne yazıyorduk? F net eşittir M çarpı A değerine bakacağım. F net dediğiniz değer şu bileşkesi arkadaşlar buranın. Hemen yazalım. Bu tarafa doğru şunu başlangıçta yanlış almışız. Bir saniye. Şurası 20 Newton'dur gençler. 15, 20 tabii. Şurada bir 20 Newton'umuz var. Burada da 14 Newton'umuz var. 20-14 şimdi oldu. Eşittir. M çarpı A diyeceğim. M'imiz 2 idi. A'yı bulmaya çalışıyoruz zaten. Sistemin inmesi.
6 eşittir 2 çarpı a, a eşittir 3 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Peki hangi yönde derseniz tabii ki de büyük olan kuvvetler yönünde etki edecek. Cisim bir yönünde a eşittir 3 metre bölü saniye karelik ivme ile ivmelenmeye devam eder diyoruz. Geldik bir başka sorumuza. 3 tane kütlemiz var ve sürtünmesiz ortamda olduklarını biliniyor. KLM cisimlerini 3F, F, 2F kuvvetleri etki ediyor. Cisimlerin ivmelerini büyükten küçüğe sıralayın yazıyor. Her biri için F eşittir MA değerlerini yazacağım. Birinci için yazıyorum. İlk önce şuraya bir tepeye yazalım. F eşittir MA. Bizim formülümüz bu. Biz buradan yola çıkacağız. Newton'un ikinci hareket yasası. Dinamiğin temel prensibi. Çok önemliydi bu Fatma değil mi? F eşittir MA yazacağım. O halde diyorum ki 3F'lik bir kuvvet uygulanmış burada. 3F eşittir M çarpı AK dedim. M kütlesi verildiği için. Aynı şekilde buraya yazıyorum. F eşittir 2M çarpı AL. 2F eşittir M çarpı 3M çarpı AM diyorum arkadaşlar. Şimdi bunları birbiri cinsinden sıralayabilmem lazım. Nelerim ortak derseniz M değerlerim yani kütle değerlerim ve F değerlerim ortak. O halde ben A'larını tek başına bırakırsam hepsinde F bölü M değerleri bulacağım için sıralamasını yapabilirim. O halde diyorum ki AK dediğimiz değer 3F bölü M çıktı. Bunu da 3 olarak kabul edebilirsiniz arkadaşlar. 3 metre bölü saniye kare dedim. AL dediğim değer 2F bölü 2M olmuş oldu. Bunu da 1 bölü 2 kabul edebilirsiniz. Yani 0,5 metre bölü saniye kare olmuş oldu. AM dediğimiz değerde 2F bölü 3M oldu. 2F bölü 3M'i de 2 bölü 3 kabul edebilirsiniz. O da 0,6 gibi bir değere denk gelecektir gençler. AM dediğiniz değer hemen şöyle vektörel oklarını da yerleştirelim. 0,6 metre bölü saniye kare olmuş oldu. O halde sıralarsak 3 var, 0,5 var yani 1 bölü 2, 0,6 var. En büyük olan AK büyüktür diyorum. Kimden? AM'den. O da büyüktür. AL olarak ivmelerini sıralayabilirim. Sıralama soruları sınavlarda karşınıza gelebilir. Dikkatli bir şekilde çözerseniz problem yaşamazsınız. Bir başka soruyla daha karşınızdayız. 3M ve 2M kütleli cisimler verilmiş. Sürtünmesiz yatay düzlemde F1, F2 kuvvetleriyle çekildiği söyleniyor. Diyor ki bu kütlelerin ivmeleri arasında bir oran varmış. Ben bu oranı bir içler dışlar çarpımı yapalım. 2 tane A1 yerine A2 yazabilirsin diyor. Bu durumda F1 bölü F2 değerimiz kaçtır? Hadi sorumuzu çözelim. Her ikisi için de F eşittir MA değerlerini yazacağım. Birinci için yazıyorum. F1 dediğiniz değer 3M çarpı A1 arkadaşlar. Bilmiyorum aslında ama birazdan yerine farklı şeyler yazacağım. F2 dediğiniz değer 2M çarpı A2. Ama ben biliyorum ki A2 gördüğüm yere 2 tane A1 yazabilirim. F2 eşittir diyorum. 2M çarpı A2 yerine ne yazacaktı? 2 tane A1. O halde F2 dediğiniz 4 tane M çarpı A1. F1 dediğiniz 3 tane M çarpı A1. F1 bölü F2'yi sıralarsak eğer. İkisini de artık aynı değerlerden yazdık. Çünkü F1 3M çarpı A1. 4M çarpı A1. Bunlar gitti arkadaşlar. Cevabınız 3 bölü 4 olarak buldunuz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi birbirine iten cisimler, bunlardaki tepki kuvvetlerini sormayı çok severiz. Bir birbirinin üstündeki cisimleri severiz. Bir de böyle yan yana cisimler, bunlardaki birbirine etki eden tepki kuvvetlerinden net kuvveti bulacaksınız. Bu iki soru tipine dikkat lütfen. Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan M1 ve M2 cisimlerine F eşittir 30 Newton'luk itme kuvveti uygulanıyor. Cisimlerin birbirine uyguladığı temas kuvveti kaç Newton'dur diyor. Şimdi temas kuvveti dediğiniz şey... Bunların ikisi arasında oluşan kuvvet midir? Evet. O halde benim bir M1 için bir de M2 için ayrı ayrı bir çizim yapmam gerekiyor. Detaylı bir şekilde görelim. M1 dediğiniz kütle burada. M2 dediğiniz kütle burada. Aslında bunlar birbirine temas ediyorlar ama biz ayrı ayrı üzerindeki etkileşimli kuvvetleri göstereceğiz. Buna etki eden kuvvetler bakın bu buradan bu da buradan birbirine tepki gösterecek. Bir de buradan neyimiz var bizim F kuvvetimiz var. O halde M1 dediğinizde 30 Newton'luk kuvvet buradan etki ederken arada tepki kuvveti var arkadaşlar. Tepki kuvvetim de bu şekilde etki ediyor. Peki M1'in M2'ye olan tepki kuvveti de şöyle midir? M2'ye etki eden başka bir kuvvetim var mı? Yok. O halde her ikisi için de yazacağım. Diyorum ki bunun için ayrıca F eşittir MA yazıyorum. Formülüm F net eşittir M çarpı A'ydı. Birinci için yazacak olursak
F net dediğiniz 30 eksi T'dir arkadaşlar. Birbirine zıt yönde, dikkat edin oklara. 30 eksi T eşittir. M1'in ne olduğunu biliyorduk. Herhangi bir değer vermiş bize, 4 vermiş. 4 çarpı ne dedik arkadaşlar? Bunun A'sı, bilmiyorum ne kadarlık bir A'ya sahip olduğunu, buradan bulacağım. Yeri için yazıyorum. Bunu da 2 kilogram olarak vermişti bana. Yine F net eşittir. M çarpı A'yı yazacağım. F netim nedir burada? Sadece T kalır elinizde. M2 dediğiniz şey 2 idi. 2 çarpı A değerini yazdım. O zaman ben T gördüğüm yere artık 2A yazabilirmişim. Hop getirdim. Şurada işleme devam ediyorum. Şu kenara yazalım arkadaşlar. 30 eksi T yerine ne yazdınız artık? 4 çarpı A'ydı. 30 eksi 2A eşittir 4 çarpı A oldu. Diğer tarafa atarsanız 6A olur. 30 eşittir 6A'dan A'yı ne buldunuz gençler? 5 metre bölü saniye kare buldunuz. Benden A'yı istemiyor ama dikkat ediyorum. Temas kuvvetini istiyor. Temas kuvvetim dediğim T gerilme kuvvetimdi aslında, değil mi? T'yi de ne olarak vermiştik? 2 çarpı A olarak vermiştik. A'yı buradan 5 bulduğumuz için yerine yazıyoruz. Temas kuvvetiniz 10 Newton olarak elde edilmiş. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Yatay düzlem ile tahta blok arasındaki sürtünme katsayımız 0,5 olarak verilmiş. Ben tahta bloğu bu tarafa doğru çekiyorum. Cismin inmesi, cismin bloğun kütlesi 2 kilogram, cismin inmesi de şöyle 2 metre bölü saniye kare olarak verelim biz size, onu unutmuşuz. Cisim kaç Newtonluk kuvvet ile çekilmektedir diye bana soruyor. Şimdi verilenleri bir yazalım mı? Zaten ona göre sizin ne yapmanız gerektiği ortaya çıkacak. K'yı biliyorum, buradan neyi bulacağım? F sürtünmeyi bulacağım. Kütleyi biliyorum, M eşittir 2 kilogram. F eşittir M A'yı yazarsam orada yerine yazacağım. Ve son olarak cismin inmesini biliyorum. A eşittir 2 metre bölü saniye kare olarak verilmiş. Yine F eşittir M A'da yerine yazıp F değerini bulacağım. Yani bana burada verilenler zaten soruyu nasıl çözmem gerektiğini söylüyor. Hadi çözelim beraber. İlk olarak F sürtünmeyi bulacağım. F sürtünme K çarpı N demekti. Şimdi arkadaşlar, buna karar verebilmek için öncelikle cisim üzerindeki etki tepki görsellerini çizmeniz gerekiyor. Sınavda da lütfen yapın. Aşağıya doğru cismin bir ağırlığı var. Yani Mg dediğimiz değer. Yukarıya doğru cismin tepki kuvveti var. Buradan çektiğim için bunu F kuvveti olarak alıyorum. Ve cismin zeminle arasında, şurada bir zeminimiz var bizim. Zeminle arasında bir sürtünme var. Yani bu tarafa doğru da bir F sürtünme söz konusu. 4 tane kuvvet etkisi altında cismi yatay düzlemde bu şekilde çekiyorsunuz. O hale geldim. F sürtünme eşittir K çarpı N'i yazıyorum. K çarpı Mg yazıyorduk yerine de. K'yı bize 0,5 olarak vermişti. 0,5 çarpı 2 çarpı 10. Yer çekim inmemiz 10 olduğu için bu şekilde yazdık. Gerekli çarpımları yaptığınızda 10 Newton olarak bulacaksınız. Yani cismi ben bu tarafa doğru 10 Newtonluk kuvvetle çekiyormuşum. Eğer şıkları olan bir soru olmuş olsaydı, F kuvvetinin cisim hareket ettiği için kesinlikle 10 Newton'dan daha büyük olduğunu söyleyebilirdim. Peki devam ediyorum. Bu tarafa doğru 10 Newtonluk sürtünme kuvveti etki ederken bu tarafa doğru bir F kuvvetim etki ediyor. O halde ben F neti yazarken ne yazmalıyım arkadaşlar? Çekme durumu söz konusu olduğu için F, F sürtünmeden büyük. F eksi 10 eşittir dedim. M çarpı A'yı yazacağım. 2 çarpı A. A'yı bize ne vermişti? 2 olarak vermişti. F eksi 10. 2 çarpı 2'den 4 oldu arkadaşlar. Buradan F eşittir 14 Newton'luk bir kuvvet elde edersiniz. Yani bu kuvvetle 14 Newton'la bu tarafa doğru çekiliyormuş. Bir sonraki sorumuz. Bu şekilde bir blok üzerinde, bakın, bir basit makine düzeni hazırlamışız. Yani makaralı sistem var. X var, Y var. X'in 4 kilogram olduğunu biliyoruz. Y'nin 2 kilogram olduğunu biliyoruz. Y ile zemin arasında da sürtünme yokmuş. Normalde bize burada sürtünme de verebiliyor. Sürtünmeyi hesaplatabiliyor. Yine aynı şekilde F sürtünme eşittir K çarpı N'den hesaplarsınız. Sistem kaç metre bölü saniye karedeki ivme ile hareket eder? Aşağıya doğru X'in ağırlığından dolayı 40 Newton'luk bir kuvvet var söz konusu olan. Y'nin bu tarafa doğru F eşittir 20 Newton'la çekildiğini biliyorum. O halde F net dediğiniz değer, sistem bu tarafa doğru ivmeleneceği için, yüksek olan kuvvet bu tarafta çünkü, 40 eksi 20 midir arkadaşlar? O halde beraber yazalım. F net eşittir M toplam çarpı A sistem diyorsunuz. Eğer bu şekilde sistemik bir durum söz konusuysa formülünüz bu. Şimdi burada yerine yazacağız. F net dediğiniz nedir? 40 eksi 20. M toplam dediğiniz X ve Y'nin kütleleri arkadaşlar. 4 artı 2 olarak yazdım. Ben A sistemi arıyorum zaten. Hemen yerlerine yazalım. 20 eşittir 6 çarpı A sistemden. A sistem dediğiniz 20 bölü 6. Sadeleştirmelerini de yapalım. 10 bölü 3, 3.33 gibi bir değer geldi. Böylece bırakabilirsiniz.
metre bölü saniye kare olarak elde ettiniz. Diyelim ki size şuradaki gerilmeyi sormuş olsaydı, eğer burada bir T gerilmesi olsaydı onu sormuş olsaydı, artık burada bir işlem yokmuş gibi ikisi arasındaki farkı alıp işte F eksi T ya da T eksi F yazacağız duruma göre. Burada hangisi büyükse onu önce yazmak durumundasınız. T eksi F eşittir Y'nin kütlesi çarpı bulduğunuz A sistem olacaktı. Bu sorularda bu şekilde çözülüyor. Bir sonraki soruya geçtim gençler. Üst üste kütlelerimiz var. Bu da çok klasik bir soru tipi. M1 2 kilogram, M2 4 kilogram olarak verilmiş. Şimdi burada kütlelere etki eden kuvvetleri düzgün bir şekilde göstermezseniz eğer soruyu rahatlıkla çözemezsiniz. M2 kütlesi ve M1 kütlesi diyorum. Şimdi M2'ye etki eden aşağıya doğru her ikisinden kaynaklı 2 artı 4 60 Newton'luk bir kuvvet mi söz konusu? Hemen diyorum ki zemine doğru baskı yaptığı 60 Newton. Bakın şurada bir zeminimiz var bizim. 60 Newton'luk bir kuvvet var. Peki bu cisim kendisi 4 kilogramsa yukarıya doğru tepki kuvveti de kendi ağırlığı kadar olmayacak mı? Sonuçta tepki bu olmadan buna doğru veriyor. Sadece kendiyle veriyor. O halde diyorum ki yukarıya doğru 40 Newton'luk bir tepki kuvveti söz konusu. Peki M1 ne yapacak? Kendi ağırlığı kadar 20 Newton'luk bir kuvvet aşağıya uygulayacak. Kendi ağırlığı kadar da tepki kuvveti oluşturacak 20 Newton. O halde diyorum ki yukarıya doğru olan kuvvetlerle aşağıya doğru olan kuvvetleri kendi aralarında toplamam lazım. Çünkü aynı yönlü olanları kendi içinde toplayarak buluyorduk. Aşağıya doğru 60 Newton, aşağıya doğru 20 Newton'u yazdım. Gençler şunların ikisini topladım. 80 Newton aşağı yönde, 60 Newton yukarı yönde. Sizin buradaki F netiniz size tepki kuvvetini verecektir. O halde diyorum ki 80 eksi 60'dan 20 Newton'luk bir tepki kuvveti oluşur diyorum. N de diyebiliriz buna. Bazen tepki kuvvetini T olarak da gösterebiliyoruz. Tepki kuvvetimiz N eşittir 20 Newton olarak elde ettik. Verilen etkileşimlerden hangileri alan kuvvetini örnek olarak gösterilmektedir? Alan kuvveti deyince aklınıza temas gerektirmeyen kuvvetler gelecek gençler. Mıknatısların birbirine uyguladığı itme kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Yani alan kuvvetidir aldım. Futbolcunun topa vurduğunda uyguladığı ivme kuvveti. Bakın topa vurdu. Topa vurduğu için bir temas söz konusu. O halde burada alan kuvvetinden bahsedemem gitti. Yere düşen cisme etki eden yer çekimi kuvveti yine alan kuvveti söz konusu olduğu için bunu da alabilirim. Cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu bir önceki sorumuzdan kalan ödüllü sorumuzu hatırlarsınız. Doğru çözenleriniz var da aşağıdan yorumları kontrol ediyoruz. Yine güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. M kütleli cismimiz vardı. Doğru çözenleri tepki ediyorum bu arada. F1 ve F2 kuvvetleriyle çekiliyor arkadaşlar. M eşittir 2 kilogram kütleli cisme etki eden F1 F2 kuvvetleri şekilde verilmiştir. Sistemin sürtünmeli olduğu biliniyor ve sürtünme katsayısı K eşittir 0,2 ise cisim ne kadarlık ivmeyle hareketine devam eder? Şöyle kenarda öncelikle F sürtünme eşittir K çarpı N'den sürtünme değerimizi bir bulalım. F sürtünme eşittir K çarpı M çarpı G. Ne kadardı kütlemiz? 20 Newton'du ağırlığımız. 2 kilogram kütledeyim. K'yı bana 0,2 olarak vermişti. O zaman Fs eşittir 0,2 çarpı 2 çarpı 10'dan 4 Newton olarak elde ettik arkadaşlar. 4 Newton'luk bir kuvvetle bu tarafa doğru çekiliyorum. Şimdi okların yönlerine dikkat ediyorum. Her ikisi de aynı yönlü olduğuna göre bu iki kuvveti toplayabilirim. F1 artı F2'den 14 Newton'luk bir kuvvetim buraya var. 14 Newton. Diğer tarafa doğru da 4 Newton'luk bir sürtünmem vardı. O halde F net dediğiniz değer 14 eksi 4'ten 10 Newton olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. Peki bize ne diyordu? Ne kadarlık ivme olduğunu bul diyordu. Hadi bulalım. F eşittir, F net eşittir M çarpı A diyorduk biz. İvmemizi arıyoruz. F netimiz 10 Newton. Kütlemiz 2 kilogram. A'yı arıyoruz. A eşittir 5 metre bölü saniye kare olarak elde ederiz. Cevabımız D seçeneği 5 olarak karşınıza çıkıyor. Yine bir ödüllü soruyla daha karşınızdayız. Cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım faydalı olabilmişizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere.